Merhabalar. Şimdi tabii kapak fotoğrafımız renkli. Kapak fotoğrafındaki konuya geleceğim ama önce bir hardcore siyaset vereyim size. Bugün grup toplantıları günü. Grup toplantılarına döneceğiz de grup toplantılarından önce bu CHP'nin aday krizi. Yani biraz hakikaten bunu demek istemezdim ama şu işi, şu süreci ellerine yüzlerine bulaştırdılar arkadaş ya. Bir kere bir Sarıyer meselesi. Şükrü Genç eski dönemdeki aday. Şükrü Genç aday gösterilmedi. Başka bir isim aday gösterildi. Bu sefer Şükrü Genç bayrak açmış. Bir şey yaptı, bir basın toplantısı düzenledi. Kendisinin bağımsız aday olacağını açıkladı. Esenyurt bir başka. Şimdi Esenyurt'ta da iş öyle bir hale geldi ki yani DEM Parti ile bir ittifak var mı yok mu? İttifak değil de kent uzlaşısı diyorlar. Peki nedir bu kent uzlaşısı? Diyor ki DEM Parti bize yakın birilerini aday yaparsanız sizi destekleyeceğiz diyor. Valla bu nasıl destek ben onu da anlayamadım. Yani bunu da becerilemedi yani en azından verilen imajı öyle. Çünkü kardeşim diyorsun ki kent uzlaşısı destek versin falan. Bu nasıl destek? DEM Parti kendi adayını açıkladı İstanbul'da. Yani bu nasıl oluyor? Yani işte şey yazılıyor işte kendi aday olacak ama kampanyada çok fazla kampanya yapmayacak, çok sert gitmeyecek falan. Bilmiyorum böyle uzlaşı mı olur? Ben anlamadım. Varsa bir uzlaşı dersiniz ki şu şu konularda uzlaştık ki Özgür Özel de hep bunu söylüyor. Ben kapalı kapılar ardında görüşmüyorum, açık açık görüşüyorum diye. Açık görüşüyorsunuz da ne de uzlaştınız anlamadık ki. Yine spekülasyonlar birbirini takip ediyor. Ne de uzlaşıldınız. Kendi adayını gösterdi DEM Partisi. Hem de Meral Danış Beştaş gibi bir kuvvetli bir ismi gösterdi. Çok kampanya yapmayacak. Böyle şey olur mu ya? %5 gibi DEM Partisi'nin potansiyeli. Peki. Hadi %3'e Ekrem İmamoğlu oy verse. Bu seçim zaten %1'lerle, %2'lerle kazanılacak. Kim kazanırsa kazansın yani. Dolayısıyla nasıl böyle bir uzlaşı anlayamadık. Esenyurt krizi var. Ahmet Özer aday gösterildi. Esenyurt ve Güngören'de gösterilen adaylar geri çekildiler. İkisi de sağlık sorunları dendi. Bir tanesi yüz felci geçirmiş, geçmiş olsun. Sağlık sorunları dendi de kocaman soru işareti. Kent uzlaşısı çerçevesinde yeni adaylar gösterildi deniyor. Ahmet Özer 2015 yılında HDP Mersin'den milletvekili adayı olmuş. Şimdi yandaş basın çarşaf çarşaf onu yazıyor tabii. Kendisi profesör de ya işte hayır ama CHP'de de çalıştı falan deniyor. Anladığım kadarıyla bir HDP'ye gitmiş, bir CHP'ye gelmiş, bir HDP'ye gitmiş, bir CHP'ye gelmiş bir isim. Yani her şey birbirine karıştı. Barış arkadaşın şöyle bir iddiası var. Yeni dönemde de Gürkan, benim edindiğim bilgiye göre DEM Parti kent uzlaşısı kapsamında Esenyurt'ta aday çıkarmayacak. Ahmet Özer Cumhuriyet Halk Partili bir isim olarak belediye başkan adayı olacak. DEM Parti de Cumhuriyet Halk Partisi'nden çeşitli ilçelerden birer meclis üyesi sokarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kendisini temsil ettirecek. Bir Yani bu dakika. 2019'da da oldu. Sayı var mı? 20'ye yakın bir sayıdan bahsediliyor. 20 demli Evet. siyasetçi CHP listelerinden Ya girebilir. Gürkan Evet. Hacır, bunun adı ittifak değil de ne ya? Bir Kuş dakika dur abi, diliyle. yoruma gireriz, bir malı alalım Ama önce ya. doğru da Tamam şimdi. da analiz edeceksin. 20 belediye meclis üyesi hangi ilçelerden Barış? Yani hemen hemen her ilçeden bir kişi olabilir. Yani Bunu Ataşehir'den olur, Ahmet Kadıköy'den Bey olur. onayladı mı? Ahmet Bey ile konuştuğumda ben bu detaylara vakıf değilim dedi. Yani kendisine de sordum. Ben bu detaylara vakıf değilim. Ben partinin isteği üzerine, partinin talimatı üzerine Bak Tuğba aday Kulağım da oldum diyor dedi. ki Barış arkadaş şunu mu diyor? 20 demli CHP listelerinden belediye meclis üyesi olarak listelere girecek. Doğru mu diyor? CHP kulislerinde konuşulan bilgiyi Tamam zaten aktarıyorum. kulis bilgisi Aha, olacak. CHP Kesin kulislerinde açıklama değil bu. konuşulan, çünkü bunun karşılığında da Şaban Sevinç DEM dudak büküyor Parti. buna. Ben yok yok ben hiç duymadım yani. Dudak büküyor, bükme Ama değil bir mi? şey karşılığı olmazsa ne olacak ki? Yani Ya hiç şöyle, duymadım. Esenyurt'ta Hiç DEM Parti duymadım. aday çıkartmayacak. Yani öyle olacağını da ben ihtimal vermiyorum. Ama Çünkü tabii Barış'ı da hani Barış'ın bilgisi ise eğer ona da hani bir itiraz edecek bir durum yok ama ben hiç duymadım ya bu 2019'da da yapıldı. Bu gizli saklı bir şey değil. 2019'da da 20'ye Bizim yakın. haberimiz yok Barış Ya arkadaş. abi gazeteler yazdı, nasıl yok ya? Akşam gazetesi, Star gazetesi sayfa sayfa yazdı. İsimleri tek tek ortaya döktüler. Şu HDP'li, bu HDP'li, şu HDP'li, bu HDP'li. Bu yani gizli bir şey de değil zaten. Sonuçta DEM Parti İstanbul'da böyle bir kent uzlaşısına gidiyor. Bak partilerden yazanlar Esenyurt'ta var. Maltepe'den iki kişi, Avcılar, Ataşehir, birçok ilçeden belediye meclis üyeleri verilmiş diyor. diye böyle iddialar var. Özgür Özel açıklar herhalde zaman içerisinde. Şimdi DEM'le ilgili sizin yorumlarınıza da bakıyorum. Hüseyin Erbaş demişsiniz ki ne yapsın bu DEM? Adayı çıkarmasa neden çıkarmadın?
AKP bunun üstüne gelir. Çıkarsa neden çıkardınız? Benim anladığım kadarıyla DEM Parti'de de zaten farklı bakış açıları var. Ahmet Türk bir röportaj vermiş ve hatırlayacak olursanız bu Kürt meselesini çözerse Erdoğan çözer demişti. Üzerine de gidilmişti. Medyascope'tan Ferit Aslan konuşmuş. Ahmet Türk söylediklerim yanlış anlaşılmasın. Kürt halkına en büyük acıları yaşatan Erdoğan'dır. Ama işte güçlü liderdir. Yani çözüm sürecini Erdoğan değil başkası yapmaya çalışsa yapabilir miydi? Ne kadar çok üzerine gelirlerdi. Ama Erdoğan güçlü olduğu için yapabildi. Ben onu kastediyorum diyor Ahmet Türk. Bence bir kısım DEM'de böyle düşünüyor. Ya biz tamam şu anda tek adam rejimi. 2028'e kadar seçim meçim yok. Yani bırakın boş verin. Ne olacak? Muhalefetin neyini bekleyeceğiz? Bunların ne yaptığı belli değil. Biz işimize bakalım, yolumuza bakalım diyor. Bir kısmı da diyor ki yok kardeşim tek adam rejimiyle yol yürünür mü? Yarın öbür gün ne yapacakları belirsiz. Biz bir muhalif parti olarak kimliğimizi koruyalım, muhalefetle beraber hareket edelim deniyor. Benim anladığım kadarıyla DEM'de de burada farklı farklı düşünenler var. Onun için böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ama nasıl bir dediğim gibi yani kendi adaylarını çıkardılar. Deniyor ki Esenyurt'ta hani Ahmet Özer ve de Güngören'de DEM'e yakın isimler aday gösterildi. Buradan yürünecek deniyor. Şimdi böyle bir tablo söz konusu. Muhammed Koçal demişsiniz ki adamlar hem aday çıkardı hem CHP'den istediklerini aldılar. Zayıf aday koyarak CHP'den kopardılar yeni bir şeyler diye. Evet yani daha ziyade katılıyorum size. Böyle görünen bir tablo var. Tam bir pazarlık siyaseti dönüyor belli ki yerel seçimlerde. Bugün bir önemlisi de aslında Murat Yetkin, Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan da konuşmuş. Hani çekilir misiniz son anda ne olur yani siz yine de hani vermek istemezsiniz Ekrem İmamoğlu'na falan diye sormuş. Çekilmemiz söz konusu değil artık çekilirsek AK Parti'nin yedek lastiğine döneriz demiş Fatih Erbakan, Murat Yetkin'e. Ekrem İmamoğlu İstanbul'da kazanır, Ankara'da Mansur Yavaş kazanır, CHP Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi ilçelerde sürpriz yapabilir diye konuşmuş. Tebrik ediyorum Murat Yetkin'e tam zamanında çok iyi bir röportaj. Çünkü bugün Nuray Babacan da yazmış. Şimdi Nuray Babacan'ın AK Parti kulislerinden aldığı bilgilere göre AK Partililer şöyle düşünüyor. Ya DEM Parti'nin aday çıkarması yine CHP'yi o kadar etkilemeyebilir ama asıl Yeniden Refah'ın aday çıkarması bizi çok etkileyecek diye endişeleniyorlar demiş Nuray Babacan. Onun için hep bir beklenti de son yani Yeniden Refah Partisi milli görüşü temsil ediyor, o tabanı temsil ediyor, AK Parti'den de oy alıyor. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'na kazandırmak istemezler. Onun için bir ağır bir pazarlık döner. Sonunda Erbakan ekolü adaylarını geri çekerler beklentisi de var. Bunu sormuş olmasın Murat Yetkin'in çok çok önemli. Fakat tabii CHP deyince asıl Hatay meselesi gündeme geliyor yani. Dün gece ne oldu, ne bitti? Geri çekiliyor Lütfü Savaş, çekilmiyor, çekilmiş falan. Biz de Hilal'le konuştuk. Özgür Özel, Lütfü Savaş'la bir araya geldi, görüştü. Benim aldığım bilgiye göre demiş ki Özgür Özel, Özel bunu ifade etmişti Fox TV'ye çıktığında, Now TV'ye çıktığında sabah. Demişti ki, ya işte şöyle anlaşalım. Lütfü Bey sen birini işaret et, onu gösterelim. Hani yine bir kırgınlık olmasın. Bunu teklif etmiş. Lütfü Savaş hayır demiş. Kabul etmemiş. Görüşmenin ardından en dikkat çekici Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş'ın attığı tweet. Geliyoruz Hatay diye böyle bir yanında eşi yorgunluktan uyuyor. Kendisi de görüşmelerde yanında gitmiş. Görüştük. İstediğimizi aldık diye bir tweet atmış. Eşinin tweetiyle öğrendik desek yeridir. Bugün grup toplantısında Özgür Özel bu Hatay meselesine değindi. Bütün veriler, bütün bilgiler, örgütümüzün talebi, inancı ve anketlerdeki seyre baktığımızda Hatay'da yola Sayın Lütfü Savaş'la devam etmeye karar verdik. Hepimize hayırlı olsun. Meselenin kendisi şudur. Hatay AK Parti'nin eline geçerse ne olacağı bellidir. Lütfü Savaş'ın ve her biri birbirinden kıymetli belediye başkanlarımızın Hatay'ı ayağa kaldırmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yalnız olmayacağına, bugün elimizde olan diğer 10 büyükşehir, yeni alacağımız büyükşehirler, Türkiye'deki tüm il belediyelerimiz, dünyadaki siyasi akrabalarımızın yönettiği güçlü modern şehirlerin Hatay'la dayanışma içinde Hatay'a bir belediye ne yapacaksa fazlasını yapacağımıza söz veriyoruz, and içiyoruz arkadaşlar.
Anket lafları havalarda uçuşuyor. Özgür Özel önce biz yapay zekaya seçtirdik adayları. İşte bir anket yapılıyor. Anket yapılırken yapay zeka arada başka bir ismi yakalıyor. Bunu da soralım diyor. O ismi yapay zekadan alıyoruz. Onlara aday yapıyoruz. Böyle bir çalışma yürütüyoruz demişti. Hatay'da kime sorsan ankette ben ön planda çıkıyorum diyor. Ya Özgür Özel daha geçen gün demedi mi? 5 anket sonucunu aldık. Bunları Lütfü Başkanıma da sunacağım. Kendisiyle beraber istişare edeceğiz. Hani anketlerden çıkmıyor işaret etmişti yani. Fakat Lütfü Savaş diyor ki yok ben anket yaptırdım ben çıkıyorum diyor. Nasıl anketlerse bunlar bir anketle millet yani hiçbir şeye güvenimiz kalmadığı gibi anketlere de güvenimiz kalmadı. Artık anket deyince millet dalga geçiyor vallahi. Lütfü Savaş ikna edilememiş. Dolayısıyla Lütfü Savaş Hatay'da adı. Fakat süreç o kadar kötü yönetildi ki. Kardeşim madem devam ettirecektiniz adamı niye bu kadar yıprattınız? Şimdi bu konuda bir CHP'den bir yekpare bir ses çıkamadı. Uzun süre karar veremediler. Yani geri çekelim mi konuşması çıktığı anda yani. Dün Özgür Özel Now TV'de kendisine de sunacağız. Elimizde de böyle anketler var dedikten sonra artık geri çekmeniz lazımdı. Böyle olmaz ki. Bir gün öyle diyorsunuz, bir gün böyle diyorsunuz. Ya ikna edemedik. Çünkü niye? Ya Lütfü Savaş bu sefer kendisi bağımsız aday olacakmış. Oyları bölecekmiş. İyi de iş bu raddeye geldikten sonra hasbelkader Hatay'ı alsan da ne olur yani. O kadar kötü yönetildi ki. Böyle kötü yönetilmez ki ya. Her biri CHP'li çıktı başka bir şey söyledi. Yani Lütfü Savaş geri çekilecek, çekilecek dendi. Bir rest çekti Lütfü Savaş. Resti şey yapamadılar yani. Karşılayamadılar açıkçası. Şimdi o kadar kötü yönetildi ki bu süreç halde Esenyurt eleştiriliyor. Güngören eleştiriliyor. Eleştiriliyor oğlu eleştiriliyor yani. Ya kötü hakikaten. Süreç kötü yönetildi. Şimdi tabii herkesin gözü Kemal Kılıçdaroğlu'nda. Nagihan Elif Akgül demişsiniz ki Kemal Kılıçdaroğlu gidince her şey nasıl da düzeldi. Her şey trajikomik. Hani espri olarak söylüyorsunuz. Fakat bana soracak olursanız Kemal Bey'in de kalma imkanı yoktu. Yani şimdi hatırlayalım. 14 Mayıs gecesi, 28 Mayıs'a kadar yaşanan süreç, öncesi, sonrası falan felaket bir süreç yaşandı. Yani Kemal Kılıçdaroğlu kalsa ortada CHP kalmazdı. Herkes kaderini yaşıyor gibi bir durum var ortada. Bunu da unutmayalım. O da bir seçenek değildi bana soracak olursanız ama Kemal Kılıçdaroğlu Twitter'da çok aktif. Şimdi aslında hep iktidarı hedef alıyor ama satır aralarında da mesajı veriyor. Demiş ki geçen ay 3 kişilik bir ailenin 3 öğün mutfak masrafı 12.669 lirayken aynı menü bu ay 19.974 lira olmuş. Faturayı, kirayı, okul masraflarını, sağlık ve giyim giderlerini varsa vicdanın, varsa yüreğin sen doldur. Kestane balının, manda yoğurdunu ve yediğin ejder meyvesinin fiyatlarını da yaz. Yani Erdoğan'a diyor. Bu aziz milletime kendimi anlatamadım. Anlatan da olmadı ama seni ne tehlikeli biri olduğunu anlatacağım milletime BOP eş başkanı demiş. Arkadaş ben kendimi anlatamadım. Anlatan da olmadı diyor ya. 15 sene genel başkanlık yaptınız Sayın Kılıçdaroğlu. 15 sene anlataydınız kendinizi ya. Sayısız video çektiniz. Sayısız tweet attınız. 50 tane televizyon kanalına röportaj verdiniz. Siz kendinizi anlatıp anlattıramadıysanız bu da yine sizin hatanız. Anlattıramadım dediği partisinin o dönemki yönetimine bir eleştiri gidiyor tabii Kemal Kılıçdaroğlu'ndan. Bana diyor yardımcı olmadınız, yaptırmadınız, kendimizi anlatamadık diyor. O zaman neydi o partinin yönetici kadrolarında siz seçiyorsunuz, genel başkan oldunuz. Yumuşak huylu, yumuşak başlı, demokrat, bürokrasiden gelen birisi, adaletli, adil birisi olarak genel başkan oldunuz. Genel başkan olduktan bir sene içerisinde bütün CHP yönetimini değiştirdiniz. Gençlik kolları, başkanları dahil. Baykal döneminden kalanlarla kesinlikle çalışmak istemediniz. Kendi ekibinizi kurdunuz. Dolayısıyla eğer parti yönetimini suçluyorsanız beni anlatamadılar, anlattırtmadılar diye o da sizin suçunuz Kemal Bey. Yani ne güzel. Maşallah iktidar da böyle, Cumhurbaşkanı da böyle ya. İyi olursa ondan, kötü olursa başkası. Kötü olursa bakanlardan. İyi olursa başkandan, kötü olursa parti yönetiminden. Ne güzel ya. Herkes öğrenmiş işi. Sarı mikrofon, Hatay'daki arkadaşlarımız tepki gösteriyorlar. Sayın Özgür Özel yıkılmış bir şehrin yuhalanan adayını tekrar karşımıza koyduğunuz için tarih sizi affetmeyecek diye. Bunu da aktarmış olalım buradan. Tepki var Hatay'dan. Ne olacak bakalım? Bir Hatay'ı merak ediyorum. Hakikaten bu seçimlerde ne olacak diye. Zübeyir Eserse diyor ki
Ya Nevşin Hanım, ben Hataylıyım. Lütfü Başkan gerçekten sevilen bir adam demişsiniz. Fakat haklı olabilirsiniz. Yani bir kısım anladığım kadarıyla çok tepkili. Bir kısım sahip çıkıyor Lütfü Savaş'a. Fakat şöyle bir durum var, işte o kadar kötü yönetildik ki bu süreç tam bir kaos. Kaosa döndü iş yani. Evet, şimdi devam edeceğim. Şununla devam edeceğim. Bir başka nokta Özgür Özel'in grup toplantısında değindiği İliç'teki maden felaketiydi. O madene 16 milyon 440 bin lira ceza kestiler. İlk duyunca büyük para, caydırıcı diye düşünüyorsun. Sadece aylar sonra bu mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda bazı şirketlere vergi affı getirdiklerinde bu şirkette yararlandı. Bu şirkete kesilen ceza 16 milyon küsur, affedilen vergisi 222 milyon lira. Ceza kesmişsiniz, sonra vergisini affetmişsiniz. Niye bu şirketi kolladınız? Bu şirketi kollayanlar sorumludur diye altını çiziyor. Fakat bugün tabii Devlet Bahçeli'nin de grup konuşması vardı. Zehirli zemberekli. Bir kere Murat Kurum'a sahip çıktı. Bir de bu İliç'teki maden felaketiyle ilgili şeyi eleştirdi. Efendim dedi, bu şey erken verilmiş. Bilirkişi raporu hızlıca hazırlanmış. Bilirkişi raporu şirketi suçlu bulan. O bilirkişi raporu yeniden yazılmalıymış. Her şey karışıyor Devlet Bahçeli. Maşallah. Yani şöyle bir yönetim düşünüyorlar kafalarında. Hiçbir kurumun olmadığı, bütün kurumların değersizleştiği, işte yargı, Danıştay, Yargıtay falan ne varsa, devlet daireleri, bürokratlar, bunların hepsinin önemsizleştiği. Şimdi bürokratlar olacak ama şimdi de biraz sistemi ona çevirelim. Başlarına bir MHP'li olacak, eski ülkücü. Böyle beyaz çorap geleneğinden gelen. Dıkşın dıkşın o silahıyla iki oraya atacak, iki oraya atacak. Sonra da şu kararı alın lan diyecek, o karar alınacak. Tahayyül ettikleri Türkiye aşağı yukarı böyle bir şey. Yani kısmen de gerçekleştirdiler. Öyle takılınıyor ya şu anda. Kızıyor mesela, bilirkişi bir daha yazın diyor. Neye göre abi? Sen madenci misin? Nereden biliyorsun yani? Jeolog musun? Nesin? Nereden anlayan? Neye göre diyorsun? Kafasına göre bence diyor, bir daha yazılsın diyor mesela. İşte bir de Murat Kurum'a sahip çıktı. ÇED raporuna diyor Murat Kurum mu yazdı diyor mesela. Anlaşılacağı üzere Sayın Murat Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Verilemeyecek bir hesabının olmadığı ortaya çıkmıştır. Altın madeni felaketinin sızısı yüreklerimizi titretiyorken çok geçmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sürecinin bir malzemesi haline getirilmesi baştan ayağa yanlıştır, maksatlıdır, utanmazlıktır. Menfur ve melun emel sahiplerinin çabaları boşuna, çırpınışları beyhudedir. Allah'ın izniyle Türk milletinin teveccühüyle Ankara altın çağına ulaşacak, İstanbul muradına kavuşacak, yerel yönetimler zilletin ayak bağlarından mutlaka kurtarılacaktır. Murat Kurum'a bir başka sahip çıkan isim de Taksiciler Odası Başkanı oldu. Tekrar taksimetreleri kurun, geliyor Murat Kurum, saygılarımı sunuyor. Yani böyle bir zorbalık içerisinde yaşıyoruz dedim ya, mesela bir takım gruplar örgütlenebiliyorlar, örgütlenmelerine izin veriliyor. Fakat bu örgütlenme dediğim böyle demokratik anladığımız anlamda STK gibi değil. Bu taksiciler mafya gibi mesela örgütlenmişler ve abi koca İstanbul'u esir aldı bunlar ya. Resmen esir aldı biliyorsunuz. Ve sürekli hani bir Martı ile itişiyorlar. Daha önce Uber'i yıldırdılar bir şekilde Türkiye'den. Aslında çıktı gibi bir şey Uber. Yani Uber var da Uber değil ki. Uber'e normal taksi çağırıyorsun. Öyle şey mi olur yani? Onu yıldırdılar. Şimdi Martı Tag'le çekişiyorlar, sataşıyorlar. Oğuz Alper Öktem de alıntılamış bunu, diyor ki bu adamın böyle demesi Ekrem İmamoğlu'na oy kazandırır diyor. O tarafını bilemem. Çünkü hakikaten millet illallah dedi bu taksi teröründen, ama şöyle bir şey var hakikaten. Alper'in söylediği çok doğru. TGRT'deki röportajını izledim. Abicim diyor, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde indim diyor geçen havalimanından. Uygulamadan çağırdım. Bir tane Tesla araba geldi. Tertemiz, içim içi temiz. İşte orada paylaşımlı yolculuk uygulaması, neyse Lyft mi Uber mi neyse. Bindim gittim diyor. Biz de diyor, bunun yönetmeliği çıkmadığı için bu taksici terörüne mecbursun.
Bir tane eski püskü içinde adamın, şoförün sigara içtiği, duman kokuları içerisinde gidip bir de pahalıya taşınıyorsun yani. Basit bir hak. Niye? Çünkü bunlar teslim almışlar zorbalıkla. Teslimi zorbalıkla, belediyeye zorbalıkla, vatandaşa zorbalıkla teslim alıyorlar İstanbul'u. Buna mahkum kalıyorsun. Yani böyle bir yönetim biçimi içerisinde yaşıyoruz. Laiklik meselesine de buradan bağlayacağım. Bahçeli'nin gündeminde çünkü bir de yargı meselesi vardı. Danıştay. Bu Danıştay'ın vermiş olduğu karara süper takık durumdalar. Danıştay 5. daire nereye hizmet etmektedir? Bu karar alınırken 5. daire üyeleri makbule mi yiyorlar, haşhaşilerin vaazlarını mı dinliyorlardı? FETÖ'cüleri aklamak vatana, millet ve adalete ihanet değil midir? FETÖ'cüleri göreve iade etmek cinayet değil midir? FETÖ'ye merhamet, şehitlerimize hakaret değil midir? Makbule'yi kim yedi arkadaşlar ya? Maklube vardı ya, bu bir Arap yemeği, pilav üstüne etler metler var. Bu FETÖ'cüler ondan yerdi ortadan, hepsi aynı şeyden kaşıklayarak işte o böyle bir kardeşlik hissiyatını güçlendiriyor falan diye. Makbule diyor Devlet Bahçeli. Makbule'yi kim yedi? Şimdi Danıştay'ın verdiği karara, Danıştay 5. Dairesi'nin 450 kişi FETÖ'den ihraç edilmiş, geri iade edildiler görevlerine. Fakat tabii şöyle, sanki öyle bir imaj oluşturuluyor ki FETÖ geri dönüyor falan. Arkadaşlar, o süreçte öyle 15 Temmuz sonrası öyle şeyler oldu ki, devlet dairelerinde çalışanlarınız biliyordur. Millet sevmediğini falan FETÖ'cü diye gitti, ispiyonladı. Böyle biz falan yaptı insanlar yani. Ya da işte bir tane Gülen hareketiyle FETÖ'cülerden bir tanesini alıyorlar. Adam kendini kurtarmak için ben itirafçı oldum diyor. Allah ne verse herkesin ismini veriyor. Zaten Danıştay'da bununla ilgili sonra yayınladı. Yani 3000 kadar kişi görevden uzaklaştırılmış. 450 kadarı beraat etmiş mahkemede yani. Adamların örgüt üyesi olduklarına dair bir şey yok. İade kararı alınmış. Niye Bahçeli buna bu kadar takık? Şunu unutmamak lazım. Bahçeli 15 Temmuz ve sonrası süreçle beraber iktidara ortak oldu. Bir 15 Kasım'da, hatta 15 Kasım seçimlerinde ciddi bir darbeye de AK Parti. Koalisyon kurması gerekiyordu. İşte Davutoğlu istikşafi falan millete oyaladı. O sırada AK Parti böyle bir U dönüşü yapmaya başladı. Çözüm sürecinden falan U dönüşü yaptılar. Sonra bir darbe girişimi gerçekleşti onu takip eden zamanda ve darbe girişiminden sonra Bahçeli ile bir ittifak kurmak zorunda kaldı Erdoğan. Korktu çünkü. Bence korkuttu bürokrasi kendisini. Dediler ki bak, sana darbe yaparlar ha, ona göre. Senin sırtını bize dayaman lazım. Deyip böyle bir zorunlu ittifak kurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Devlet Bahçeli başka çıkış noktası yoktu kendisi için. Onun için 15 Temmuz bu FETÖ METÖ işleri Bahçeli için çok çok önemli. Çok çok tam bir kırılma noktası. Bahçeli'nin siyasi hayatında da bir dönüm noktası. MHP'nin siyasi hayatında da bir dönüm noktası. Onun için bu her şeyi bu meseleye bağlıyorlar. Döndürüp dolaştırıp ve bence hala Erdoğan'ı böyle korkutuyorlar. Bak işte Gülen öyleymiş, varmış devletin içerisinde falan. Sürekli bunu üflüyorlar. Var aslında, hala öyle gelecek, böyle yapacak. Gelir yine seni indirir, şöyle yapar, böyle yapar. Aileni peşine düşer. Senden sonra aileni yargılar bunlar falan. Arkasında şunlar var bunlar. Bence sürekli bu söylemi ondan canlı tutuyorlar diye düşünüyorum ben. Bu işin bir tarafı, fakat bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu hakim savcı kura töreninde konuştu. Bu Anayasa Mahkemesi Danıştay meselesini yeni anayasaya bağladı. Diyor ki, Yüksek yargı kurumları arasında yurttaşların mahkemeye güvenini sarsan tartışmalara şahit oluyoruz. Bu konuda taraf değil, hakem mevkiindeyiz diyor. Çünkü Bahçeli taraf, Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor. İşte Danıştay bu kararı alanlar maklubeci diyor falan. Şimdi Erdoğan yine taraf değil, hakemiz diyor. Çünkü neden? Unutmayalım, Anayasa Mahkemesi üyelerinin zaten AK Parti döneminde atandı. Bu kendi adamları yani. Onun bir kere bir altını çizmek lazım. Diyor ki, devam ediyor. Yasama organındaki en büyük partinin genel başkanı sıfatıyla bize düşen taraf olmak değil, sorunu çözecek adımları atabilmektir. Siyaseti meclis önünde ve AYM önünde eylem yapmak sıkıntıları çözmez. Özgür Özel'e göndermede bulunuyor. Yüksek yargı kurumlarımız arasında bir hiyerarşi tartışması yaşandığını biliyoruz. Danıştay'ın FETÖ mensupları hakkında verdiği kararlarda bazı hususların atılmasının şart olduğunu ortaya koymuştur. Yargıdaki bu dağınıklığın ve yaşanan sıkıntıların farkındayız. Anayasa değişikliği gerektiren düzenlemeler yapmak zorundayız. Yaşadığımız her hadise
bize böyle bir anayasanın demokrasi açısından ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Bu konuda mecliste bir mutabakat bulursak sorunu çözeriz. Yeni anayasa olmasa bile yargıdaki krizi çözebilecek maddeler için uzlaşma yollarını arayacağız. Bence bu cümle çok çok kritik. Burada bunun özellikle altını çizmiş olmak lazım. Neden diyecek olursanız ben hep söylüyorum 1 Nisan'dan sonra bence yeni bir dönem başlayacak. DEM Parti'nin bir kısmı da bunu idrak ediyor, bunu anlıyor ve bu doğrultuda hareket ediyor. İşte 1 Nisan'dan sonra yeni bir süreç açılacak. Burada hem Gelecek Partisi'ni ilgilendiriyor bu, hem Deva Partisi'ni ilgilendiriyor, hem DEM Parti'yi. Fakat bana soracak olursanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle Gelecek Partisi'nden ve Deva Partisi'nden çok haz etmiyor. En azından genel başkanlarından, kendisini sırtından bıçaklamış olduklarını düşünüyor. Bunlar benim evlatlarımdı, beni sırtından bıçakladılar diye düşünüyor. Bence bu partilerle işbirliği arayacağına DEM Parti ile işbirliğine daha sıcak bakabilir. Bu bir ittifak görüntüsü içerisinde olmaz. Bahçeli de buna ikna edilir. Belli bir çerçeve korunacak denir. Ve bundan sonra ya anayasadaki bir takım değişiklikler ya da tümden bir yeni anayasa yazımı için bence yeni bir süreç başlayacak. Ben buradan bunu anlıyorum. Cumhurbaşkanı'nın söylediklerinin satır aralarında da bunu görüyorum ben açıkçası. Yeni bir süreç başlar ve burada artık bu süreçte nasıl ne olur ama yeni anayasa yazımı için yeni kapılar açılacak diye anlıyorum ben. Şimdi burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kere şöyle eli rahat, muhtemelen yerel seçimden sonra CHP içerisinde de öyle görünüyor. Yani bir sürpriz olup da birdenbire CHP böyle müthiş bir zafer elde edemezse görünen o ki yeni bir, yani CHP içerisinde itişmeler, kakışmalar devam ediyor olacak. Dolayısıyla zaaf içerisinde bir muhalefet, yani bir cephe halinde durabilecek. Bir muhalefet görüntüsü yok. Erdoğan'ın eli epey rahat olacak. Onun için de ben bir yeni bir süreç başlayacağı tahmininde bulunuyorum açıkçası. Ha, bu yeni anayasada ne olur mesela? Laikliği aşındırıcı şeyler görebilir miyiz? Vallahi görebiliriz bana soracak olursanız. Neden? Çünkü baksanıza yani ivme kazanan siyasi partilerin yeni dönemin bir tanesi yeniden Refah Partisi. Fatih Erbakan da gelecek dönemin kilit partisi olacağının farkında. Bundan da AK Parti'den bağımsız olarak girmek istiyor bu seçimlere, yerel seçimlere benim gördüğüm kadarıyla. Kilit parti olacak, öyle hareket edecek. Yani bu aşırıcı grupların bu başkanlık sisteminde 50+1 arandığı için sürekli böyle bir %2 oyu olsa da %3 oyu olsa da bir şekilde bu siyasi denklem içerisinde bir önemi var. Dolayısıyla bu laikliğin yeniden ele alınması meselesi bile gündeme gelebilir diye düşünüyorum ben. Pazarlıklar her şeye açık olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan için ise önemli olan, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir laiklik hassasiyeti var mı? Yok tabii ki. Bizim anladığımız anlamda yok en azından. Araçsallaştırabildiği ölçüde önemli olduğunu düşünüyorum laikliğin kendisi için. Ha Türkiye şeriat falan mı olur? Olmaz tabii ki. Türkiye İran'da olmaz. Ama ya işte bu da toplumsal sürtüşmelere neden oluyor. Ya şunu bir yeniden tanımlasak falan gibi maddeler gündeme gelebilir diye düşünüyorum ben. Bakın şimdi yine bir laiklik tartışmasının içine düştük malumunuz. Feyza Altun'un atmış olduğu tweetle girdik bu sürecin içerisine. Feyza Altun bir avukat. Sosyal medyada da aktif biliyorsunuz. İşte en son bu Diyen Polatlar kara para meselelerinde falan epey aktifti. Sonra bir tweet attı. Dün de bahsetmiştim. Farsça bir şiir paylaştı. Millet de altında goy goy yapmış. Aa Feyza Altun'a şeriat mı geldi diye. Şeriata nokta 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 diye bir tweet attı. Şimdi bu tartışma dallandı budaklandı. Feyza Altun tutuklansın diye bir hashtag açıldı. Bunun üzerine Feyza Altun gözaltına alındı. Sonra adliyeye sevk edildi. Savcı tutuklama istedi Feyza Altun'la ilgili. Ben şunu şöyle bir tweet attım. Dedim ki ya şu böyle bir sistem ki burada hem burada yargı mensupları hem bürokratlar sisteme hep aman ben sendenim ha diye selam çakıyor. O selamı çakıyorsun. Sonra yeri geldiğinde o selam senin işine yarıyor. Ve ataman yapılırken, çoluğun çocuğun işe girerken, ha o da bizdendi, şöyle şöyle bir karar almıştı, şöyle şöyle bir şey yapmıştı diye hatırlanıyor. O beyaz kaplı kitaba giriyorsun yani. Savcı bence onun için tutuklamayı istiyor. Ben isteyeyim de diyor tutuklamamı kardeş, hakime kalsın. Ben selamımı çakayım diyor. Zaten hem Bülent Numa'yı hatırlatmış, hem Alican Uludağ hatırlatmış. Alican Uludağ diyor ki, Feyza Altun hakkındaki soruşturmayı yürüten ve tutuklanmasını isteyen Beykoz Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman'ın babasıyla İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un babasının kuzen olduğunu yargıda görev yapan herkes bilir.
Duman, Bodrum Başsavcılığı ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliği gibi hep rahat yerlerde görev yaptı diye. Savcı görevini yapmış, hakim serbest bırakmış. O da yürek yemiş herhalde ama tutuklanacak bir şey var mı ortada? Yok. Küfretmek güzel bir şey mi? Değil. Evet, bence de küfredilmemeli. Bir her şeyi savunabilirsin. Küfretmene gerek var. Bir de avukatsın. O ayrı. Ama isteyen de küfreder arkada ya da yani ağır ifadeler kullanabilir sonuçta. Öyle de düşünüyor olabilir. İşte değerlere saygı diyorsun. Kardeşim, değerleri kim neye göre belirliyor? Yani bu sefer hiçbir şey, yani iktidarın istemediği her şey eleştirilebilir olmaktan çıkıyor. Kimileri de diyor ki işte Feyza Altun şovcu movcu. Velev ki şovcu, beni de hiç ilgilendirmez. Şovcu da olsa isteyenin istediği gibi kendisini ifade etme özgürlüğü var. Ha şunu ne yaparsın, hoşuna gitmedi mi? Ben protesto ediyorum dersin. Protesto ediyorum diye hashtag açarsın. Bunu yapabilirsin. Ne bileyim, beğenmedin. Feyza'dan davanı çekersin. Bu iş böyle olur. Ama her seni kızdıran şeyi yazan tutuklansın. Bu bir toplumsal delilik haline geldi artık. Sürekli o tutuklansın, bu tutuklansın, o tutuklansın. Niye tutuklansın arkadaş? Senin demokratik tepkini göstermenin diğer başka yolları da var yani. Neyse, Feyza Altun serbest bırakıldı. Sonra şöyle bir açıklama yaptı. Olsa. Pardon, çıkar mısınız oradan? Önümden çık, önümden. İlginize teşekkür ediyorum. Meslektaşlarıma, kadın dayanışması yapan tüm STK'lara ve özellikle bana destek veren Türk halkına çok teşekkür ediyorum. Laik, medeni hukuk kurallarına inanan cumhuriyetçi bir Türk kadını olarak bu ülkenin laik olduğunu ve laiklik için bir gece nezarette kalmamın bu ülkenin kurucuları yanında ödedikleri bedeller yanında hiçbir şey olmadığını söylemek isterim. Başım dik girdim, yine başımla dik çıktım. Çünkü yanlış anlaşılmasın ki din ve vicdan özgürlüğüne inanan bir avukat olarak kimsenin herhangi bir din mensubu, sadece İslam dini ve Müslümanlar için söylemiyorum, herkesin inancı, bu ülkede din ve inanç özgürlük, bir taraftan da inanmama özgürlüğü vardır. Ve ben anayasayı, laik anayasayı savunan bir avukat olarak bundan başka bir şey söylemem mümkün bile olamaz. Fakat iki gün içerisinde bağlamından koparılarak çarptırılan, aslında Taliban aklına ve benzeri bir siyasal rejime yönelttiğim sözlerimi sanki dini değerlere söylemişim gibi çarptırarak, algı yaparak, bu zaten tamamen Fidan arkadaşımın da söylediği gibi laiklik üzerinden aslında bir tartışma açmak. Fakat ben dediğim gibi kadınların medeni haklarını geriletecek, toplumdaki duruşlarını geriletecek, bu ülkede medeni hukuk kuralları dışarısında başka bir şey uygulanmasına tartışmaya açacak dahi herhangi bir düşünceye ve sisteme karşıyım. Bu nedenle Türkiye'nin laik kalacağını ve bizim de bu konuda laiklik için her türlü mücadeleyi, kadınlar olarak haklarımız için bir adım geri gitmeyeceğimizi, medeni haklarımızdan, medeni kanundan, 62-84 sayılı yasadan vazgeçmeyeceğimizi ve hala İstanbul Sözleşmesi yaşatır dediğimizi bir belirin istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Ben Türkiye'de dediğim gibi Atatürk milliyetçisi bir kadın olarak barış, huzur içerisinde ve insanların özgürce yaşayabildiği bir ülke olmasını dilerken, ifade özgürlüğünün olduğu olmasını dilerken, aksi bir şekilde yapılan algı operasyonuyla hukuksuz bir şekilde gözaltına alındım. Bunun için zaten ben kendim avukat olarak tazminat davamı da açılacağım. Çünkü arkadaşlar, adliye benim iş yerim. Beni çağırdıkları zaman, herhangi bir avukatı çağırdıkları zaman biz adliyeye gideriz, ifademizi de veririz zaten. Kimse korkmasın. Herkese kelepçeleri yetmez, yetmeyecek de. Hiçbir kadın, hiçbir kız çocuğu korkmasın. Biz buradayız, biz bunun için mücadele edeceğiz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, tabii şöyle de deniyor. Ah tamam, geldi kutuplaşma. İşte bu her zaman AK Parti'ye yarıyor kardeşim. Ne zaman kutuplaşma olsa, çünkü Anadolu'da standart bir insana git. Yani herkes de deli gibi sabahtan akşama sosyal medyayı takip etmiyor ki. Ya işte kadın, bir avukat kadın dine küfretmiş, tutuklamışlar, gözaltına almışlar. Ne iyi yapmışlar der standart insan. Standart yani birisi, muhafazakar birisi. Onun için oh, bunlar hep AK Parti'ye yarar. İşte bu tartışma hep AK Parti'ye yarıyor diyenler var. Fakat öte yandan şu hesabı yapanlar da var. Şimdi muhalefet çok parçalı ya.
İstanbul, Ankara gibi kentlerden bahsediyorum. Aslında diyelim İyi Partili İyi Parti'ye oy verecekken normalde şimdi böyle bir laiklik tartışması, kutuplaşma ortamı meydana çıktığı zaman tepki olsun, aman bu mevziyi koruyalım diye işte İmamoğlu'na veya Mansur Yavaş'a oy verebilir. Bu sefer AK Parti için ters tepebilir hesabını yapanlar da var. Hiçbir ankete güvenemediğimiz için ben de burada bir öngörüde bulunamıyorum. Yani anket şu son böyle böyle diyorlar. Öyle mi değil mi? Neye göre nasıl yapıldı o anket? Neye hizmet ediyor bilmediğim için bir şey söylemek zor. Fakat şimdi biz bu anket falan meselesini konuşurken 2-3 gündür sosyal medyada çok dönüyor. Suudi Arabistan'ın güzellik yarışmasına katılan bir mankeni. Yani adamlar Bin Selman ülkeyi kesinlikle başka bir yere taşımaya kararlı. Hilmi Demir Hoca anlatacak birazdan ama aslında bir kişi daha katılmış bakıyordum ben. Rehef El Harbi diye bir Suudi manken, onunla da Arab News gazetesi röportaj yapmış. Avrupa Güzellik Yarışması'na katılmış ama bu sefer El Kahtani, bu hanımefendinin ismi, Suudi Arabistan'ı temsilen Asya, Mr. and Mrs. Miss Asya Güzellik Yarışması'na katılıyor. Yahu Suudi Arabistan gidiyor Mersin'e, biz tersine diyenler var. Suudi Arabistan'da çalışan bilim insanlarından bir tanesi Sayın Hilmi Demir. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Siz bunun üzerine fikir turuna bir yazı da yazdınız, bir tweet de attınız. Evet. Şimdi bu hakikaten bayağı devrimsel bir şey diyebilir miyiz Suudi Arabistan için? Neden? Tabii yani bugünden Suudi Arabistan'a baktığınız zaman devrimsel bir şey. Suudi Arabistan açısından büyük bir değişim. Ama tabii bizim açımızdan baktığınız zaman çok da büyük bir değişim değil. Çünkü Suudi Arabistan aslına bakarsanız uzunca bir süredir değişen bir ülke. Sadece bugün yani bir güzellik yarışmasına katılmasıyla değişmiş falan değil. Suudi Arabistan'da Muhammed Bin Selman'ın iktidara velihat prens olarak atanmasından bugüne çok önemli ciddi değişimler oluyor. 2017'den başlayan bir değişim bu aslına bakarsanız. Ve 2017'ne bugüne kadar Suudi Arabistan'da sadece bir güzellik yarışması değil aslına bakarsanız. Kadına yönelik haklar olsun, kadının araba kullanma hakkının tanınması, yalnız seyahat hakkının tanınması, ortak mekanlarda kadın ve erkeklerin birlikte oturup işte bulunma hakkı, başörtüsünün zorunlu olmaması gibi aslına bakarsanız birçok değişim yaşandı. O yüzden belki Suudi Arabistan'ı tanımayanlar açısından büyük bir değişim ama Suudi Arabistan'ı yakından takip eden akademisyenler açısından aslında çok da büyük bir değişim değil. Sadece bu olay özelinde değil ama Bin Selman geldiğinden bu yana biz anladığım kadarıyla hem ekonomik alanda Suudi Arabistan hem de sosyal alanda ciddi değişiklikler görüyoruz. Peki Bin Selman bunu halka rağmen halk için mi yapıyor yoksa halk istediği için mi yapıyor? Şimdi şöyle diyelim, bu 2017'de ilk başladığı andan itibaren aslında Türkiye'de de tartışıldı o dönem içerisinde. Burada birkaç tane görüş var. Bir kısmı diyorlar ki Suudi Arabistan'da tabandan gelen bir değişim talebi yok. Bu Suudi Arabistan'ın yukarıdan aşağı devlete bitmiş olduğu bir elbise. Bu o yüzden de aslına bakarsanız Suudi Arabistan içerisindeki bir takım müesses nizam dedikleri, yani bizim onlar açısından Vahhabi dediğimiz ana klik açısından kabul edilemez bir şeydir. Benim kanaatim o değil. Ben Muhammed Bin Selman'ın hem toplumsal talepleri dikkate aldığını, yani bir değişimin sosyolojisinin olduğunu Suudi Arabistan'da, hatta o gün 2017'den itibaren de ben bu değişim sürecinin başarıya ulaşacağını iddia edenlerden birisiyim. Bu konuda Suudi Arabistan'ın değişeceğini ve bu değişimin de Suudi Arabistan'da tutacağını iddia edenlerden birisiyim. Niye? Çünkü Suudi Arabistan'da çok ciddi bir genç nüfus var Nevşin Hanım. Ciddi anlamda da okumuş bir nüfus var. Yani Suudi Arabistan belki Orta Doğu'nun en genç nüfusuna ve en eğitimli nüfusuna sahip. Bu ne demek? Bu değişim demek aslına bakarsanız. Gençlik bir değişim istiyor. Ve yine Muhammed Bin Selman'ın bu değişimi yapma ihtiyacının bir başka süre nedeni ise ekonomik nedenler. Suudi Arabistan'ın yaşadığı ekonomik süreç ve ekonomik kriz Suudi Arabistan'ı zorunlu olarak değişime yönlendiriyor. Bunun en önemli nedeni Suudi Arabistan'ın malum bildiğiniz gibi petrole dayalı bir ekonomik sistemi var.
Şimdi petrole dayalı ekonomik sistem Suudi Arabistan'ı uzun süre taşıyamayacak. Bunun emareleri aslına bakarsanız görülmeye de başlandı. Yani bütçe açığı veriyordu Suudi Arabistan mesela. Ciddi bütçe açığı vermeye başladı. Petrol gelirlerinde azalma oluyor. Dünyadaki petrol krizleri Suudi Arabistan'ı etkiliyor. Çünkü Suudi Arabistan'ın bütçe gelirlerinin yaklaşık %55 ile 60'ı petrole dayalıydı. Şimdi petrole dayalı bir ekonomik sistemde dünyadaki oluşacak ani krizler Suudi Arabistan'ın ekonomisini ciddi anlamda etkileyecekti. Öyle de oldu. Petrol gelirlerinde azalma oldu. 2020'de %20'ye yakın bir azalma oldu mesela. Bu da ister istemez Suudi Arabistan'ı başka arayışlara itiyor. Muhammed Bin Selman genç bir lider. İlginç de bir şeyini söyleyeyim. Aslına bakarsanız bir ilahiyatçı. İslam hukukçusu kendisi. Yani diğerleri gibi mesela Batı'da eğitim falan yapmamış. Hiç Batı'ya çıkmamış birisi. Dolayısıyla bu anlamda da çok enteresan bir biyografiye sahip Muhammed Bin Selman. Ama bütün bunlara rağmen benim kanaatim o. Ülkesini seven, vatansever ve gerçekten de ülkesinin ihtiyaçlarını öngörebilecek bir devlet adamı niteliğinde Muhammed Bin Selman. O yüzden bu ekonomik krizin kendisini nereye taşıyabileceğinin farkında, ekonomik olarak değişmek zorunda. Şimdi burada şunu kastediyorum. Mesela biraz ekonomi bilenler bunu bilir. Eğer siz petrole dayalı bir ekonomik sistemden kalkınmacı, benim itibarimle milliyetçi ekonomiye geçmek istiyorsanız, o zaman ne yapmanız lazım? Kadın iş gücünü piyasaya katmanız lazım. Çünkü nüfusunuzun bütün dünyada genelde böyledir, ülkelerde %50'ye yakını kadındır. Şimdi siz kadını istihdama katmazsanız, kadını iş gücü piyasasına katmazsanız, o halde nasıl bu ekonomik çarkı döndürebileceksiniz? Suudi Arabistan'daki mevcut Vahhabi dediğimiz devlet modeli kadını eve kapatan bir modeldi. Şimdi kadını eve kapatan bir modelden siz kadını çalışan, istihdama katan bir modele geçemezsiniz. O zaman ne yapmanız lazım? Öncelikle burada bir modernleşme hareketi başlatmanız lazım. Yani kadını toplumsal hayatta görünür kılmanız lazım. Bir de okumuş kadın bunların çoğu. Biraz önce dediğim gibi genç nüfus çok ciddi anlamda. Batı'da okuyorlar üstelik. Yani Batı'da çok iyi üniversitelerde okumuşlar. Suudi Arabistan'a geliyorlar ama siz onu diyorsunuz ki çalışmayacaksın, evde yaşayacaksın. Bu mümkün değil. Şimdi Muhammed Bin Selman'ın bunu iş piyasaya katması için de bu reformları gerçekleştirmesi gerekiyordu. Bir tarafı da bu. Yani hem sosyolojik bir tabanı var, hem ekonomik gerekçeleri var Suudi Arabistan'ın. Dolayısıyla hem de karşılığı var. Karşılığı olmayan bir şey yapmıyor. Yani ben diğerleri gibi düşünmüyorum. Tepeden inmeci bir modernleşme süreci yok Suudi Arabistan'da. O yüzden de benim kanaatim karşılık buluyor. Şey olabilir mi hocam? Hani hep analizlerde Suudi Arabistan'la ilgili Arap Emirlikleri'ne, Türkiye'de karıştırılıyor, hepsi aynı gibi düşünüyoruz ama Arap Emirlikleri'nden şöyle farklı. Hem bir tabii kendi vatandaşı var, hem de bir orta sınıfı var. Tabii. O böyle önemli bir şey ama acaba bizdeki gibi büyük kent, küçük kent, işte kent, kırsal hani bu nasıl diyeyim reformlara bakış açısında gençler ve daha yaşı büyük nüfus arasında böyle bir çelişki var göreceğiz herhalde ilerleyen dönemde. Belki var. Ne bileyim işte Cidde'dekiler yok. Daha böyle laikleşmeye yatkınken belki küçük şehir kırsal buna daha şey bakacak, kuşkuyla bakacak. Var tabii ama bunların hepsi biraz önce dediğin gibi önceki Suudi Arabistan, yani yaşlı nüfus. Yaşlı nüfus elbette ki muhafazakar ve geleneksel. Bir de Suudi Arabistan'da aslına bakarsanız kır yok. Yani ciddi anlamda kır yok. Hızlı şehirleşti. Onlar da hızlı şehirleşiyorlar. Büyük şehirler var. Ve Suudi Arabistan'ın bu genç nüfusu yani hatta şöyle diyeyim 35-40'a yakın nüfusu neredeyse genel nüfusunun %60'ından fazlası. Dolayısıyla aslında yaşlı nüfusu daha az. Bir de tabii Suudi Arabistan'da özellikle Mekke gibi, Medine gibi bölgelerdeki dini klikler var. Yani Vahhabi imamlar var. Bunlar elbette ki reforma karşı idiler. Fakat Muhammed Bin Selman bunları tasfiye etmeyi başardı. Yani tabii oradaki sistem biraz daha farklı bir şey. Orada her ne kadar Vahhabi de olsanız, yani dini bir klike sahip de olsanız, Emiril Müminin ya da Hadimul Harameyn dediğimiz yani Mekke ve Medine'nin emiri olarak gördükleri için otoriteye mutlak itaat var. O yüzden otoritenin dışına çıkamıyorlar.
O yüzden ve bu nedenle de moderniteyi daha kolay meşrulaştırıyorlar. Yani geleneksel muhafazakar dindarlık aslına bakarsanız otoriteyi mutlak otorite olarak kabul ettiği için otorite tarafından gelen talepleri daha hızlı meşrulaştırıyor. Bunu birazcık şeye benzetebilirsiniz aslında. Bizim Osmanlı'nın son dönemindeki meşrutiyet tartışmalarına benzetebilirsiniz. Biz bugün tabii Türkiye'de bambaşka şeyleri tartışıyoruz ama bir zamanlar Osmanlı'da hatırlayın meclisin yani meclisi mebusunun açılışını ve gerekliliğini sultanın yetkisinin ve otoritesinin sınırlandırılmasını savunanların büyük bir kısmı İslamcılardı ve tarikat şeyhleriydi. Yani Naksî şeyhler sultanın otoritesini sınırlayın diyorlardı. Yani bu açıdan önemli. O yüzden biz sanki şöyle düşünüyoruz. Dini klikler her zaman modernleşmenin engelleyicisidir. Bunu blok ederler. Tam öyle değil aslına bakarsanız. Bazen de taşıyıcı görevi görürler. Ya da bunu meşrulaştıran meşrulaştırıcı görevi görürler. Suudi Arabistan'da da o oluyor aslına bakarsanız. Yani o yüzden çok büyük tepkilerle karşılanmıyor. Bunu tepkiyle karşılaşacak siyasi bir grup vardı Suudi Arabistan'da. Biz buna sahve diyoruz. Yani ne demek sahve? Aslına bakarsanız bugünkü ihvan dediğimiz, ihvanın bir grubu Suudi Arabistan'da daha böyle siyasal İslamcı dediğimiz. Hocam Cemal Işıkçı da sahvecilere mi dahil idi? Birazcık onlara yakındı. Çünkü hani siz böyle konuşunca Kaşıkçı cinayetini de soruyordu izleyiciler. Yani muhalif olduğu için biraz oraya yakındı. Şimdi bunlar mesela ne yapıyorlardı? Bunların kanaati şuydu. Suudi Arabistan Batı emperyalizminin egemenliği altında Amerikancı ve batıcı bir yönetim modeli var. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın bu batıcı yönetim modelinden uzaklaşması lazım. O yüzden de mesela Muhammed bin Selman iktidara geldiği andan itibaren bu aşırı siyasal, radikal, İslamcı sahveyi de tasfiye etti. Bunların büyük bir kısmını da ülkeden sürdü. Bunlar işte Katar'a yerleştiler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne yerleşmek zorunda kaldılar. O yüzden de kendisine muhalefet edecek radikal dini gruplar zümresini tasfiye ettikten sonra modernleşmenin daha da öne açıldı. Çünkü sonuçta talep var. Yani gençler bu değişimi istiyorlar. Anladım. Peki şöyle bir sorum var. Demokrasi'den diyor ki artık yallah Arabistan'a diyemeyecek miyiz diyor. Valla zor diyeceğiz bundan sonra. Çünkü Arabistan modernleşiyor. Hatta şöyle diyeyim, benim kanaatim o. Bir Suud milliyetçiliği doğdu. Arabistan'da değil. Yani bizim şöyle bir Nevşin Hanım maalesef bir genel çok kategorik bir bakış açımız var. Mesela bütün hepsi Arap. Yani Arapların hepsini Arap görüyoruz. Bütün Arap dünyası da Müslüman ya da radikal Müslüman. Oysa böyle bir dünya yok. Yani böyle Batı'da nasıl tek tip bir dünya yoksa Arap dünyasında da böyle. Hepsi Arap değil. Arap olsalar da Arap değiller. Suudlular Suudlu. Yani Suudlular Suudlu. Mısırlılar Mısırlı. Şimdi Mısır milliyetçiliği ve Suud milliyetçiliği gayet hızlı bir şekilde gelişiyor ve büyüyor. O yüzden şarkılarına yansıyor. Yani Suud'u vatanı görüyor. Ve Suudlu olmayı bir övgü, bir duygusal milliyetçilik olarak, psikolojik milliyetçilik olarak öne çıkan temel bir kavram olarak Suudluluğu önceliyor. Şimdi burada o yüzden mesela Suudi Arabistan artık bildiğimiz anlamda seküler, ulusal, milliyetçi bir ülkeye doğru evriliyor. Bu da Suudi Arabistan... Biz de tersine mi evriliyoruz sizce? Bizde aşınıyor mu laiklik? Ne diyorsunuz? Ya biliyorsunuz ben o konuya katılmıyorum. Niye? Çünkü şöyle saha araştırmaları onu göstermiyor. Bizim TEPAV olarak yayınladık da son geniş belki bakma fırsatınız olmuştur sitemize koyduk onu. 2016 yılında, 2020 yılında oldukça geniş örneklemle de çalıştık yani Türkiye'de. Sadece ben değilim, işte Metropol de yaptı bunu. Diğer araştırma şirketleri de yaptı. Şimdi Türkiye'deki sorun bambaşka bir şey. Türkiye'de mesela toplumun genel açısından bir laiklik sorunu yok. Bir rejim sorunu da yok. Atatürk sorunu da yok. Şimdi bizde aşırı uçlar var. Bu aşırı uçlar çok hızlı bir şekilde görünür hale geliyor. Bir de sosyal medyanın çok etkisi var.
Bir de tabii bir şeyi keşfettiler. Küfretmek ciddi anlamda konsolide etmeyi sağlıyor. Yani grupları birbirine zıtlaşıyorlar ve konsolide ediyor. Yani taraftar buluyorsunuz. Atatürk'e küfrettiğiniz zaman ciddi taraftar buluyorsunuz bu ülkede. Dine küfrettiğiniz zaman da ciddi taraftar buluyorsunuz. Yani yedirmeyiz, benim tırnak içimle, yedirmeyiz grubu koro halinde sizi savunmaya başlıyor. Bu da insanların hoşuna gidiyor ister istemez. Bu gruplar maalesef uçlar görünür oldukça ve sosyal medyayı iyi kullandıkça kutuplaşma artıyor. Ama toplumsal karşılığı var mı? Benim kanaatim yok. Ama fakat şöyle bir görüntü var gibi. Evet, sizin gördüğüm yani, TEPAB'ın araştırmasında özellikle gençler arasında hani dini inancın öneminin azalması, deizmin artması falan. Fakat tamam, sosyal olarak böyle bir değişiklik var ama sanki siyasi ve iktisadi olarak da tarikatlar yönetiyor gibi görünüyor ülkeyi. Sanırım insanların tepkisi de buna. Bir örnek vereyim isterseniz, daha net anlaşılsın dediğim. Benim iddiam o. İddiam değil, rakamlara bağlı bir aslında söylediğim bir şey. Mesela lütfen gerilim dönemlerinden sonra AK Parti'nin oy oranlarına bakar mısınız? AK Parti'nin diyorum, Cumhurbaşkanı'nın demiyorum, o yanıltıcıdır. Bakın AK Parti'nin oy oranı en son seçimde %6'ya düştü, %36'ya düştü. Dikkat eder misiniz? Kim büyüyor? Mesela o seçim, mesela. O seçimi tablolarını bir koyun. Biz bunu yapmıştık yine TEPAV'da. Diğer diye bir kesim var. Marjinal gruplar var. Bakın, marjinal partiler var. Oy oranları hızlı bir şekilde yükseliyor Türkiye'de. Şimdi aslında gerilim siyaseti ve radikalleşme AK Parti'nin işine yaramıyor. Yine bu seçimlerde iddiam, isterseniz seçimden sonra bir program yaparsınız, bunu tekrar konuşuruz. Rakamlara bakalım. Mesela Yeniden Refah oy artıracak. Sürpriz parti. Hüdapar oy artıracak. Zafer oy artıracak. Bunların hepsi sürpriz parti. Ve peki bunlar bu bloklaşmadan etkilenmiyor mu? Elbette ki. Yani bu zıt kutuplar bunlara yarıyor. Merkeze yaramıyor. Türkiye'de merkez partiler hızlı bir şekilde dağılıyor aslına bakarsanız. CHP yani yıllardır oy artıramıyor. Yani %24, %25 bandında gidiyor. AK Parti sürekli aşağı iniyor. Ama oy artıran bir farklı mı gruplar var. Şimdi o yüzden hani biraz önce dedim, toplumsal talep olsa bu dediğinize ve gerçekten bu işe yaramış olsa merkezi konsolide eder ve diyelim ki AK Parti sürekli oy artırır. Oysa Türkiye'de laiklik tartışmaları, Atatürk tartışmaları, şeriat tartışmaları AK Parti'ye sürekli kan kaybettiriyor. Yani AK Parti'yi alta çekiyor. Bunun altına marjinal partilere yarıyor bu iş. O yüzden de mesela Türkiye'de bu iş biraz önce söylediğiniz gibi karşılık buluyor mu? Evet, buluyor. Ama marjinallerde buluyor. Bu nedenle Türkiye aslına bakarsanız bundan çıktığı andan itibaren gerçekten siyaset tartışmaya başlayacağız biz. Yani siz de biliyorsunuz, ben de biliyorum. Bu ülkede biz ya 40 yıldır AK Parti iktidara geldiğinden itibaren 20 yıldır Türkiye Afganistan olacak mı? Türkiye İran olacak mı? Değil mi? Türkiye'ye şeriat gelecek mi tartışmasını yapıyoruz. Oysa ne Türkiye'ye şeriat geldi, ne Türkiye Afganistan'a döndü. Peki ne oldu? Aslına bakarsanız bir siyaset konuşamaz olduk. Şimdi bunun haricinde bir de Körfez'de büyük bir değişim var. Yani bizi bekleyen bir değişim var. Şimdi Suudi Arabistan bütün Orta Doğu'yu etkileyecek. Burası bence çok kaçırılıyor ve bunu sürekli söylüyorum. 2030'da Suudi Arabistan'daki NEOM projesi hayata geçecek. 2030'da hayata geçecek. Yapay bir kent bu. Bir kent diyorlar çölün ortasına, değil mi? Böyle süper teknolojik, tabii, yeşil bir süper kent. Süper teknoloji, ama bu birbirine entegre mega projelerle tamamlanan bir kent. Yani biz sadece NEOM projesinin kendi kentini görüyoruz. O değil sadece. Turizm mesela. Rakamları insanlar bilmediği için hatırlatayım. Bakın, 2023 yılında Suudi Arabistan'ın petrol gelirleri dışında geliri %15 artmış. %15. Nereden geldi bu gelir? Turizmden. Suudi Arabistan ciddi bir turizm. Bu şey mi ama? Turizm deniz haç mı hocam? Turizm deniz haç yok, mı? Yok yok, haç değil. Haçı katmıyoruz. Haç değil.
Şimdi turizm kentleri inşa ediyor Suudi Arabistan. Klasik anlamda çok büyük denizde, karada büyük kentleri inşa ediyor. O yüzden tarihini de değiştiriyor mesela. Diriye'yi yeniden kuruluş kenti olarak doğdu. Şimdi buralarda müthiş turistik kentler icat ediyor ve turist çekiyor. Dünyanın birçok yerinden turist çekiyor. O yüzden sadece haçla falan değil, yani dini turizmi kastetmiyorum Nevşin Hanım. Tamamen bildiğimiz farklı bir turizmden bahsediyoruz. Şimdi bu mesela Suudi Arabistan değiştiği zaman Orta Doğu, daha başka bir şey söyleyeyim. Bakın Mısır'la ilgili, şimdi biz bunu da kaçırıyoruz. Türkiye Mısır'la yakınlaştı değil mi geriden, ve yakınlaşmak zorundayız çünkü başka çaremiz yok. Şimdi NEOM projesinin en büyük ortağı kim olacak? Kim olacak? NEOM projesi Mısır olacak. Sina. Sina adası olacak. Mısır olacak. Bir diğer ortağı İsrail olacak. Çünkü Kızıldeniz'den Akdeniz'e doğru bir kent kuruyorlar. Bu kentler bir ticaret kompleksi oluşacak. Ve Akdeniz ticaret havzasını yeniden belirleyecek. Kim? İsrail, Mısır, Suudi Arabistan. O yüzden mesela Gazze kavgasının arka planında yatan şeylerden bir tanesi de budur aslında bakarsanız. Mısır, Suudi Arabistan, evet, İbrahim anlaşmaları. Evet, İran tehdit olarak görüyor anladığım kadarıyla tabii, bütün bu şeyi. İbrahim anlaşmaları vardı. Biz Gazze'den önce bunu konuşuyorduk bölgede. Yani aynen. İsrail arasında, Mısır arasında, Suudi Arabistan arasında İbrahim anlaşmaları vardı. Bu İbrahim anlaşmalarının bir gerekçesi de bu Sina'dan yukarıya doğru, Kızıldeniz'den yukarıya çıkacak olan, Akdeniz'e doğru uzanacak olan büyük kent projesidir. Bu oluş bittiği zaman Orta Doğu bambaşka bir dünya olacak. Şimdi hı hı. Türkiye bu dünyadan kopmamak için Mısır'la iyi geçinmek zorunda. O yüzden de ne yaptık biz? Sisi ile olan kavgayı unuttuk. Tekrar Mısır'la ilişkilerimizi yeniden kurmaya çalışıyoruz. Çünkü bunun farkındayız. Yani o 5 yıl, 6 yıl sonra eski Orta Doğu'yu göremeyeceğiz biz. Gazze'de değişecek. Mecbur değişecek. Bütün bunlar Orta Doğu'daki sosyolojiyi değiştirecek. Şimdi biz mesela Türkiye'de oturmuşuz. Türkiye daha laiklik gider mi? Dindarlık erir mi? Şeriat gelir mi? Tartışıyoruz. Orta Doğu'ya sekülerizm geliyor. Orta Doğu'ya modernleşme geliyor. Orta Doğu'ya ulus milliyetçiliği dönüyor. Ya böyle bir süreçte Türkiye istese de değişemez. Türkiye, siz Orta Doğu ulus milliyetçiliğe geri dönerken, Orta Doğu bu anlamıyla seküler milliyetçiliğe geri dönerken hangi kafayla Türkiye'de diyelim ki bir Taliban rejimi inşa etmeye çalışacaksınız? Biz Taliban'ın değişeceğini öngörüyoruz. Yani Taliban değişmek zorunda. Ben Suudi Arabistan değişecek dediğim zaman herkes hayal diyordu. 2017'de ben bunu söylediğimde ilginç bir şey anlatayım size. 2018'de Riyad Japonya Büyükelçisi benimle görüşmeye geldi Türkiye'ye. Riyad Büyükelçisi. Yani siz ne öngörüyorsunuz? Ne olacak Suudi Arabistan'da diye herhalde. Aynen öyle. Yani dedi ki Suudi Arabistan'da nasıl bir değişim öngörüyorsunuz? Yani ben de bugün anlatmıştım. Yani Suudi Arabistan'da bunlar olacak demiştim. Şimdi o zaman insanlar şunu diyor. Nasıl olur ya, Suudi Arabistan'da bunlar olur mu? Ama oldu. 2030'da daha fazlası olacak. Orta Doğu değişecek. Şimdi Orta Doğu'nun değiştiği yerinde Türkiye'de kalkıp da yok laiklik, yok şeriat tartışmalarına girmek bile bence Orta Doğu'yu ıskalamak olur. Orta Doğu'yu kaçırmak olur. Peki. Hocam sağ olun, çok teşekkürler, ağzınıza sağlık. Yine bekleriz. Rica ederim. Kolay gelsin. Şimdi Hilmi Hoca'nın söyledikleriyle paralel bir şey söyleyeceğim. Bugün görmüşsünüzdür. Bir günden Mustafa Bıldırcın yapmış haberi. Diyanet İşleri çalışanları yönetimi, daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanı'nın eşi Ali Erbaş, eşiyle beraber başkan yardımcısı falan, İskandinavya turu yapmışlar. Oraya inceleme ziyareti yapmışlar. İşte İsveç, Norveç, Danimarka'ya gitmişler. Fakat işte hani diyor ki Mustafa Bıldırcın, ya işte Diyanet'in bütçesinden yapılan, bunlar gezmeye gitmiş, neyi inceleyecekler falan diye. 8 Şubat'ta gitmişler, 13 Şubat'ta tamamlanmış. Bütün harcamalar, uçak paraları, otel paraları, günlük harcamalar Diyanet bütçesinden karşılanmış. Heyette yer alan isimlere sosyal medyada paylaşım yapmayın denmiş. Hani gezmeye gitmişler diyor. Benim buna verdiğim vergiler helali hoş olsun. Ben bunu destekliyorum. Valla arkadaşlar, her ay çılgın bir vergi veriyoruz. Çok şükür şikayetimiz yok. Olabilir. Vergi verelim, hizmet alalım. Olabilir.
verilsin abi. Çünkü neden? Adamların vizyonu açılsın abi. Hiç gitmesinler. Yani boş ver. Bunlar ezik üzük ülkelere gideceklerine gitsinler abi İskandinavya'ya. Yani kilise neredeyse kalmamış. Yok, küçülmüş değil mi mesela? İsveç'te ne bileyim ateizm oranının sorusu %70 falan çıkıyor. Gitsinler abi görsünler. Ufukları açılsın. Ben full destekliyorum. Bütün imamlar gitsin. Erasmus gibi. Bizim imamlar gitsin. Erasmus gibi. Gitsin 6 ay kalsın orada. Bir normal hayata karışsın. Bir ev tutulsun. Yaşasınlar orada falan. Ben full destekliyorum yani. Kesinlikle. Bizim vergiler buna gittiyse helali hoş olsun. Gitsin bir yürüsün ya Kopenhag sokaklarında adam. Ne bileyim bir alkolsüz birasını içsin bir kafede otursun da hanımıyla. Hanımıyla da gitmiş. Bravo tebrik ediyorum. Hanımıyla da birer alkolsüz birasını içsin. Oh bir baksın millet orada. İşte çoluğuyla çocuğuyla kimisi koşuya çıkmış. Kimisi rahat yani. Başka bir dünya. Anlatabiliyor muyum? Kesin gidilmeli. Kesin. Evet LGBT'lileri de görsün. Görsün ne oluyor yani. Hani olunca ne oluyor? Bir şey olmuyor. Mesela dünyanın en kapsamlı pride'larından bir tanesi Kopenhag'da yapılıyor. Ben bir ayrım ben koşmaya gittiğim zaman denk gelmiştim. Pride vardı o zaman. Bir şey de olmuyor abi yani. Gitmiş millet çoluğuyla çocuğuyla orada gösteriler, konserler, monserler var. Pride gösteriyor. İyi millet çoluğuyla çocuğu iyi iki konser dinliyor falan gidiyor ya. Birdenbire ne herkes gay oluyor, ne bir uluslararası lobi ele geçiriyor falan. Güzel. Full destekliyorum. Varsa gitsinler yani. Ya bu çerçevede bugün çok CHP'den gittik ama CHP'nin bir adayını daha keşfettik biz. CHP'nin Arnavutköy adayı Tekin Aras. Şimdi bu layıklık falan tartışmaları ona belki paralel olur diye düşündüm. Tekin Aras aslında İBB'nin imamı, kayıtlı imamı Gassal'mış kendisi. Bu ama deniz kenarındaki Arnavutköy değil arkadaşlar. Diğer tarım yapılan Arnavutköy İstanbul'da. Oradan aday gösterilmiş kendisi ama çok film bir tip. Modern artık ne diyeyim modern din adamlarından bir tanesi mi diyelim. Bayağı kendi YouTube kanalı falan var. Şöyle şeyler var. Tekin Aras ben. Yaklaşık 6 yıldır cenaze hizmetlerinde görev yapan birisiyim. Bu görevin belli bir süresinde gassallık yaptım. Gassallık yaptıktan sonra cenaze imamlığına geçiş yaptım. Beni diğer cenaze imamlarından ayıran şey de aslında bu. Ben gassallık yaparak cenaze imamlığına geçtim. Ve benim gibi gassallıktan imamlığa geçen yaklaşık 5 ya da 6 kişi en fazla vardır. İlk cenazeni yıkarken ne hissettin? İlk cenazemde stajyer olarak başladık. Neyle karşı karşıya kalacağımızı bilmiyorduk. Basketbolcu bir cenaze gelmişti. Yurt dışında ameliyat olmuş. Ameliyat masasında da vefat etmiş. Psikolojik ben kendimi hazırlayarak girmiştim oraya ama cenazenin ölüm şekli ve durumu beni çok ürkütmüştü çünkü... Neyse böyle tecrübelerini anlatıyor falan. Aslında daha böyle eğlenceli videonun girişi falan ama müzik telifli diye biz gösteremedik maalesef. Böyle enteresan sevilen de birisiymiş Arnavutköy'de daha sonra oralı hakikaten falan. Ve zaten kendisinin böyle ayda bir yaptığı esnaf buluşması varmış kendi kendine oranın insanı diye. İşte orada YouTube kanalı varmış böyle ayetleri yorumluyor falan. Böyle ki değişik bir şey yani değişik birisi. Böyle bir form. Bir de tabii şöyle profiller var. Dünden beri Buduşo Kabinoğulları'nın da korumacılık yaptığı plastik kılıçlarla düğünü konuşuyoruz ya. Berna Osmanoğlu Sultan evlenmiş. Fesli kocası falan. O düğünde yok yok biliyorsunuz. Bir tanesi de bu şey. Neydi adamın adı ya? Şevki Yılmaz. Bu Şevki Yılmaz'ın orada ettiği bir dua var şimdi. Onu göstereyim. Salçacı Osmanoğlu'nun yanında duruyor. Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahru perişan eyle. Amin. Kahru perişan eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in başsız bırakanların kahru perişan eyle. Amin. Devrimlerle değerlerimizi devirenleri, harflerimizi devirenleri, cumamızı pazara çevirenleri, hayatımızı mahvedenleri kahru perişan eyle. Amin. Ey bu nesle yeniden ecdadını sevdir ya Rabbi. Amin. Ecdadını sevdir ya Rabbi. Amin. Avrupalılar, Asyalılar, Çinliler, Yavuz. Falan işte diyor ümmeti başsız bırakan halifeliği kaldıranları diyor kahreyle ya Rabbi diyor Atatürk'e diyor tabii Türkçesi biz salak mıyız? Fakat tabii çok tepki gelince bu şimdi döndürmüş bir de korkak bunlar. De ya Atatürk'e dedim de birader niye korkuyorsun? Bak Feyza'ya beğenirsin beğenmezsin. Şovcu movcu diyor millet. Neyse ne çıktı ben bunu diyorum kardeşim dedi var mı dedi kadın. Bu da hemen çeviriyor ona demedim de açıklama yayınlamış. Osmanlı'nın yıkılmasına neden olan bilhassa Selanik mensubu Sabataist Emanuel Karasuları, Ermeni Aram Efendileri, Mason Esat Toptan'ı ve Mason Hikmetler gibi Sultan Abdülhamit'i tahttan indirip Selanik'e mahkum eden soysuzları kastediyormuş.
Bizim kastımız o soysuzlar ve avanesidir. İşbirlikçileri, zındıka komitasıyla kol kola giren Koca Sultan'ı yıkanlardır. Ulan Koca Sultan kendi kendini yıkmış adam. Hiç açın da bir şey okuyun ya. Adam İngilizler işgal etmiş İstanbul'u, hala nikah düğün peşinde. 17 yaşında kızla nasıl evlenirim? Düğünüm nasıl olsun? Adam bunu hesap ediyor. Neyinin masonun bu sonu ya? Ama işte bunlar korkudan sonra Atatürk demiyor da işte masonu demiş de, sabataisti demiş de falan, böyle bir şeyler. Bir de tabii bu ortamda İlber Ortaylı'nın olması çok dikkat çekti. İlber Ortaylı bunun üzerine bir açıklama yayınladı. Bugün basına yansıyan haberlerde geçen davete bir düğün vesilesiyle katıldım. Ne kimin davet edileceğine karışırım, ne de masada oturanları tanırım. Düğün merasimi sırasında eski bir milletvekilinin yersiz konuşmalarını tasvip etmem mümkün değildir. Rahatsızlığımı da sıra bana gelince belirttim. Bunlar tarih bilmeyen insanların kahvehane köşelerine yakışan sözleridir. Açık bir Atatürk düşmanlığıdır, hazımsızlığıdır. Atatürk'le, Cumhuriyet'le, İstiklal Savaşı komutanlarıyla didişmeye kalkan sivrizekalıların bu faaliyetlerin arkasında tarihçilik merakının, hatta ideolojinin ağırlık kazandığına inananlardan değilim falan diye yazmış. Ya işte diyor ki bu ülkede bunlar fikirlerini rahat söyleyebiliyorlarsa Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde falan diyor. Tamam hocam da hocam. Koskoca İlber Ortaylı'sın. Senin orada ne işin var ya? Senin salçacının bilmem neyinin. Bunlar sen kendin diyorsun Murat Bardakçı ile öbür. Bunlar hanedan neyse, eski hanedan sırasında zurnanın zırt deliği, bilmem kimin kuzeninin, yeğeninin, dıdısının, dıdısının, dıdısı. Zaten tahta geçecek olanlar nerede? Fransa'da yaşamıyor mu? Ne işi var bunların, adam salça satan, don satanın, hasbelkadar soyadı Osmanoğlu diye niye gidiyorsun ya sen nikahına? Koskoca İlber Ortaylı'sın abicim, niye çağrılan her yere gidiyorsun? Boş ver ya. Paraya mı ihtiyacın var? Şöhrete mi ihtiyacın? İkisi de var sende. Boş ver, niye gidiyorsun buralara? Sonra böyle abuk sabuk şeylere geliyorsun. Ortamlara girmiş oluyorsun yani. Benim fikrim budur. İlber Ortaylı'nın şu işlere girmesine gerek yok. Biraz boş ver hoca ya. Zaten kaç yaşındasın? O davetten o davete yani. Lüzumu yok bu seviyesiz adamların yanından. Bu sırrı sakı da 28 Şubat döneminden hatırlayanlar hatırlayacaktır. O dönemde sembol isimlerinden bir tanesiydi. Manyak manyak konuşmaları vardı sürekli. Benim hep aklıma kazınan, sürekli de medyada gösteriliyordu. Madem eşitlikten yanasın laiklere diyor. B.P.Wenk adam şu karını yolla da bu eşitlik sağlansın diye böyle konuştuğu bir konuşma. Öyle daha alkışlıyor falan. Devamlı böyle sapık sapık konuşmalar. Adamın tineti bu yani. Adam hep böyle sapık sapık yani adam. Şeyle aklını bozmuş. Sırırsakık değil ya. Ne sırırsakığı? Tabii ki sırırsakığı. Sırırsakık ne? Şevki Yılmaz. Şevki Yılmaz. Özür diliyorum. Sırırsakık değil tabii ki. Şevki Yılmaz. Neyse, Şevki Yılmaz'ın böyle devamlı 28 Şubat'ında şey figürlerindendi. Komedi gibi ama komedi de değil. Yani kara komedi figürlerinden de yine ortaya çıkmış bu. Ha evet, Rahşan hatırlatıyor. Bak eski topraklardan kim kaldı Rahşan ya? Bilsem Antep Belediye Başkanı'na söylemiş. Şu karını yolla da bu eşitlik sağlansın diye. Adamın karısına göz dikmiş. Gürhan Çiftçi diyor ki bu manyakları görünce Mesih Mezarcı falan gayet makul geliyor insana diye. Ya Hasan Mezarcı o zamanlar çok deliydi. Bence şimdi daha makul tweetlerine falan bakınca. O zaman felaketti Hasan Mezarcı. Şimdi falan doğru ya falan diyorsun bazen böyle tweetlerini okuyup. Şevki evet doğru, Ömer Öztürk hatırlatıyor. Umre'de Atatürk'e o dönemde beddua etmişti. Evet, adamın olayı bu yani. Neyse işte salçacının düğününe de gitmiş. Öyle yani, İlber Hoca'nın da bence orada bir yeri yok arkadaşlar. Diyorum ve noktalıyorum, görüşmek üzere.